Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Oğuzhan'cığım 2020 Şubat'ında koçları neler bekliyor? Şimdi önemli bir ay. Neden önemli bir ay Koç burcunda? Çünkü yönetici gezegenleri Mars'ın e, burç değiştirdiği bir ay. Yaklaşık olarak 17'sinden itibaren 17 Şubat'ta burç değiştirecek. Bu ayda e, ayın 9'unda 20 derece Aslan burcunda ee, önemli bir dolunay oluyor. Bu önemli. Ve ee, hem Mars hangi burca geçiyor? Oğlağa geçecek. Oğlağa geçecek. Şimdi bunun anlamı şöyle. Hem dolunayın etkisi hem Mars'ın etkisi yönetici gezegenin etkisiyle beraber kariyer hayatları ve para kazançları ile ilgili etkilerin 9 Şubat'tan itibaren yoğunlaşmaya başladığı bir döneme giriyorlar. Yani bir kısım koçlar haritaları uygun ise zaten kariyerlerinde yükseldiler. Ocak ayında Şubat'ta yeni görevlerine başlayacaklar. Bir kısım koç burçları da maddi ve ekonomik olarak yeni zamlar alacaklar ve zamlar ayın dördüdür, yedisidir o civarda açıklanacak Şubat'ın. Bu döngü iyi onlar adına. Fakat yönetici gezegenleri ayın 16'sından itibaren Oğlak Burcu'na girmeye girdiği andan itibaren yoğun bir iş temposu artacak. Yani yoğun çalışmaya başlayacaklar ve o yoğun çalışma temposuyla beraber hayatlarında biraz zorlanacaklar. Çünkü Mars Satürn ve Plüto ile beraber ki Koç burcunun kariyerini temsil eden Satürn ve Plüto ile beraber kariyer hayatlarına çok yoğun bir şekilde değiştiriyor. Hmm. Aslında 10. ev kaderi de temsil eder. Bir kısım Koç burçları 2020 içinde evlenecekler mesela. 2020 yılları içinde bir kısım Koç burçları hayatlarında, kariyerlerinde hiç bile tamir edemedikleri şekilde yükselecekler. İşte bu ay itibariyle bu etki başlayacak. 9 Şubat'taki Dolunay önemli 20 derece asranda olan bu Dolunay'ın etkisiyle beraber de aşk, ilişkiler, birliktelikler, flörtler bu konuların daha fazlasıyla gündeme geleceğini görüyoruz. 14 Şubat'ta Venüs ile Mars'ın açıları çok keyifli olduğu için belki bir duygusal ilişki teklifi alabilirler. Belki birlikteliklerinde yeni bir yöne girebilirler. Ama bir kısım koç burçları da bu dolunayın etkisiyle beraber harita aksarına %20 kadarı gezegen eğer kombinasyonu kare, karşıt gibi düşüyorsa ilişkilerinde yorucu bir sürece girebilirler. Ama bu süreçte bir ay kadar devam eder. Açık açık karşısındaki insanın kendisinden ne istediğini görecek. O 9 Şubat, 10 Şubat, 11 Şubat dediğimiz döngü bu konuda önemli ayın 23'ündeki yeni ay aslında Şubat'ın 23'ündeki yeni ay retro Merkürle beraber olduğu için de sağlıkları ile ilgili bazı problemler gündeme gelebilir. Yani ayın ortalarında eğer 16'sından itibaren sağlıkla ilgili bazı sorunlar, bazı sorumluluklar, bazı problemler varsa bu problemler 23'ünden itibaren yeniden gündeme gelecektir. Ama çözümde ayın 26'sı, 28'i, 29'u gibi bulunabilir. 18'e önemli bir gün, majör bir gün. Bir iş teklifi alabilirsiniz, işle ilgili önemli bir süreç yaşayabilirsiniz veya 18 Şubat günü beklenmedik de diye nitelendirilebilecek bir kazanç fırsatıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Evet, Ocak zordu. Şubat önemli kararların olacağı bir ay ve bu önemli kararlar kariyer adına, aşk adına, ilişkiler adına, şans adına doğru verildiği takdirde hayatımızı önemli değiştirebilir. Evet dünya kötü, her şey iyi gibi görünmüyor ama Mars iyi, kariyer iyi, aşkla ilgili yeni gelişmeler var. Bence keyfine bak sevgili koç. Yalnızca Merkür Retrosu'nun 17 Şubat'tan itibaren işte çakmağını çaldırma, Retrosu Balık Burcu'nda cüzdanını bir yerde unutma, cep telefonunda olabilecek sorunlara dikkat et, yani cep telefonunu bir yerde unutabilir, çakmağını bir yerde ne unutabilir. Ne kadar sürüyor? Yaklaşık eee Aralık e, diyorum. Martın ortalarına kadar sürüyor. 17'sinden itibaren unutkanlıklara ve eşya kayıplarına dikkat. Sevgiler.